bunu hissettim, sizde de vardı. Kıbrıs'ta bir ilke imza attınız orada da siz. Kıbrıs'ta bir egzersiz şöleni yaptınız salonda. Onu bize açıklayabilir misiniz? Evet. Egzersiz şöleni aslında fikri şöyle çıktı. Yani bugün bisiklet dersine gelen üyelerimiz stüdyoda çalışıyorlar. Evet. Pilates'e gelenler diğer stüdyoda. Step dersine gelenler yine farklı bir stüdyoda. Kişisel antrenörlü çalışanlar aşağıdaki büyük salonda çalışıyor. Yani herkes ayrı ayrı aktivitesini yapıyor. Biz dedik ki bunların hepsini bir araya toplayalım. Yani hepsi aynı anda egzersiz yapsın. Yani doğa yürüyüşleri düzenlediğimiz zaman da bunların hepsini bir tek orada toplayabiliyorduk. Ama orada da hepsi katıl yürüyüşü sevmeyenler oluyordu. Erken kalkmayı sevmiyorlar. Biz bunu egzersize dökersek herkesi buraya çekebileceğimizi düşündük. Ve öyle bir fikir ortaya çıktı. İsmi ne olsun diye düşünürken dedik işte şölen olsun. Yani egzersizin şöleni olsun. Gerçekten şölen oldu ama. Ve evet öyle bir adım attık. Başlangıç olarak ilk şölenimizi geçtiğimiz günlerde yaptık. Ve burada açıkçası talebin nasıl olacağını bilemediğimiz için sadece eğitmenli üyeliklere ve grup derslerine katılanlara söyledik. Çünkü salonun içini komple boşalttık. Bütün makineleri çektik. Ciddi evet, bir zahmet var yani orada. Bütün hocalara buradan teşekkür ediyorum. Yani hep birlikte topladık, çektik. Büyük bir alan açtık. Çok büyük bir alan oldu. Ve çok ve başlangıç olarak bir 70 kişiye, 70-80 kişiye ulaştık. Ve aşağı yukarı hepsi geldi. Yani herkes o grup sinerjisiyle çalışmak ciddi anlamda çok güzel bir şey. Yani şimdi herkes gidip tek başına spor yapabiliyor.